Diyarbakır Sur yenileniyor. Çalışmalar kapsamında 44 konutun yapımı bitti. Bölgeye 2 milyar liradan fazla yatırım yapıldı. Terör bitti, yatırımlar hızlandı. Terör örgütü PKK düzenlediği saldırılarla Diyarbakır'ı yakıp yıktı, harabeye çevirdi. Kararlı operasyonlarla bölge teröristlerden temizlendi. Bu kez Diyarbakır'ın yeniden imarı için harekete geçildi. PKK ile bağlantılı başkanın yönetiminde olan belediyeye kayyum atandı. Yıllardır hizmete susayan Diyarbakır hizmetle tanıştı. Sadece Sur'a 2 milyar liraya aşan yatırım yapıldı. Yeniden kurulan mahallelerde Diyarbakır'ın yöresel mimarisine uygun evler yapıldı. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeyiz. 3 yıl önce burada yaşanan terör saldırılarında birçok ev burada hasar görmüştü, yıkılmıştı PKK tarafından. Sur İhya Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda 44 konutun yapımı tamamlandı. Konutların büyüklükleri 85 ila 350 metrekare arasında değişiyor. Sur ilçesi adeta yeniden inşa ediliyor. Konutların bir kısmı tamamlandı, diğer kısmı ise 2019 yılının sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Bölgeye 4000 konut yapılacak. Aileler 2019'da projenin bitirilmesiyle evlerine kavuşacak. Ayrıca teröristlerin yakıp yıktığı ibadethaneler de yeniden yapıldı. Diğer ismiyle Şeyh Matar Camii, geçtiğimiz günlerde Kültür Turizm Bakanımızın katıldığı törenle hizmete açılmış oldu. Ki en çok merak edilen Kurşunlu Camii, diğer ismiyle Fatih Paşa Camii, o da yıl sonu itibariyle inşallah faaliyete girmiş olacak. Hızlı bir şekilde inşaat faaliyetleri ve restorasyon çalışmaları devam edecek. Camilerimizin yanında kiliselerimiz yine onarımdan geçirildi, restore edildi. Bölgedeki değişim esnafı ve vatandaşı memnun etti. Devlet dış yapıdan tut, caddeye kadar ışıklandırmasına kadar hiçbir kuruş almadan esnaflarımıza bunu yaptırdım. Bu mülkümüze bir değer kattı. Ve gördüğünüz gibi Diyarbakır artık turist gelmeye başladı. İnşallah bundan sonra işlerimiz daha iyi olacak. Sur'daki çalışmaların 2019 yılında bitirilmesi hedefleniyor.